Arkadaşlar merhabalar. İstanbul'dan Bafya'ya olan etkinliğimize devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde hatırlayacaksınız, Kızılırmak Deltası'nı gezmiştik. Kızılırmak Deltası benim görmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Bu muradıma erdim. Bunun dışında bizim gezilerimiz doğaçlama olduğundan gezilerimizde enteresan değişik sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesiyle de Kızılırmak Deltası'nda karşılaştık. Diyecekseniz nedir bu? Şimdi videomuzu izlediğinizde göreceksiniz. İyi seyirler. Tamam. Narcissa dediğimiz kuşlara zarar vermeyen bir ağaç çeşidi. Kuşlar genelde bunları görmüyor. Görmediği zaman ağa takılıyor. Ve biz ağlardan alıp hemen Alkalama istasyonuna geri gidiyoruz. Burada bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada bir ağda herhangi bir şey yok. Büyük kuşlar için. Ardıç kuşu, yırtıcı kuşlar. Yani yırtıcı derken ufak yırtıcılar, öyle şahin kartal tarzında yırtıcılar için değil. Ardıç türevi. Yok. Kuşlar öğrenmiş bence bu ağları. Bunlar işte bu ağlarla yakalanıyorlar. Bu kadar eline yapışıyor hemen ya. Tehlikeli. Şimdi ağları kontrol ediyoruz. Ağlara takılmış kuş varsa onları işaretlenecek. Tekrar doğaya bırakılacak. Bakıyoruz ama şimdilik ağlara takılan mevsim dolayısıyla çok kısır bir dönem. O yüzden kuş şimdilik yok. Baktığımız ağların hiçbirinde göremedik. Görüyorsunuz. Bunu şimdi alacaklar. İşaretlenecekler. İşaretlenecek. Bu serçe galiba. Görüyorsunuz böyle takılmış. Evet. Ağlara takılan kuşlar halkalama istasyonuna getirilip burada halkalanıyor. Bu arada birazdan göreceğiniz gibi kuşlar için değişik ölçümler alınıyor. Bunlar kayıtlara geçiliyor. Bu arada ağlar günde belli saatler arasında sık sık kontrol ediliyor. Çünkü olur ya, orada bir yırtıcı kuş geçer, başka bir şey olur. Kuşa zarar verebilir veya kuş kendini kurtarmaya çalışırken yıpranabilir. O yüzden kuşlara takılan ağlar sık sık kontrol ediliyor. Şimdi halkalama istasyonuna gidelim ve çoğunluğu gönüllü olan arkadaşlarımızın çalışmalarını izleyelim. Serçe mi varmış? Serçe varmış. Yok, serçe neredeydi? Onu en son yapalım. 28 zannedersem. Hiç halkasına bakmayın, belki halkalı olabilir. İsminiz? Deniz Oğuz. Deniz Bey, şimdi yakaladığımız kuşları halkalayacak. Öyle mi? Halkalıyorum, evet. Önemli bir işlem. Yok, D8. Şimdi kuşumuz bu. Hocam, şimdi, ne kuşu bu? Şimdi şöyle göstereyim. Bu Söğüt bülbülü. Söğüt bülbülü. Şu an işte Afrika'ya doğru göç etmekteler. Bizde üreyen bir tür değil. Türkiye'de sadece göç döneminde görülüyor. Yerli kuş değil. Yerli kuş değil, evet. İmeçir. Halkalaması 0-1. 0-72 değil mi? 0-72. Tamam. Bir dakika, bu... çift sıfırı takmamışız. İçeride mi? Bu halkalı mıymış? Ha, bu diğer seriden olacak. Bu yok, şimdi halkaladım bunu. Ha, nasıl taktınız onu ya? Bunlar alüminyum. Ufacık bir şey. Her türün kendi bacak çapına uygun ebatta oluyorlar. Nasıl? Ve şöyle elimizle şöyle kapatabiliyoruz hemen. Hmm. Şurada zaten kuşun bacağının geçeceği bir aralık var. Peki açılmıyor mu o zamanla? Yok, açılmaz. Bu kuş bütün hayatı boyunca şeyi taşıyor. Aa, halkayı aynen üzerinde taşıyor. Başka sürtülü var mı? Yok. Yok mu? O zaman onu bir tane atla. Araya gelince onu oraya yazarız. Çünkü bunu açamayız. Hmm.
Dişi erkek buna mı bakıyorsunuz? Yok. Şimdi bu tüylerin arasına üflediğimizde vücudunda biriktirdiği yağ miktarını görebiliyoruz ve ne kadar işte bir kas miktarı olduğunu da görebiliyoruz. Bu da işte ne kadar verimli bir göç yapıp yapamayacağını anlamamızı sağlıyor. Yani beslenme miktarını görebiliyoruz. Eğer çok işte beslenmişse, göçe hazır bir hale gelmişse vücudunda biriktirdiği yağ da daha fazla olmuş oluyor. Ve göç ederken bütün biriktirdiği yağı işte bir çeşit yakıt olarak kullanıyor ve hiç konmadan bütün bir işte Karadeniz'i mesela ya da Akdeniz'i veya çölleri geçebiliyorlar. Birkaç gram yağ ile bütün işte ekolojik bariyer denilen oluşumları geçebiliyorlar. 4-2 bu. Kere 0. ...19.9... tip 3-4... ...1-6-6... ...8-10... ...68... ...50... Şimdi bununla tartacağız. Geç açılıyor. Hatta açılmıyor. Şimdi bunun yağısı göç etmeye uygun mu? Bu yağ ile göçe başlayabilir aslında. Ama daha fazla yağ biriktirmeye de devam edebilir. 10.7. Yani göç rotası üzerinde eğer konaklayacağı yerler varsa çok fazla miktarda yağ biriktirmeyip konakladığı yerlerde beslenmeye devam edip ya kademeli olarak göç yapabilir ama tek seferde de gidebilir gideceği yere. Yani onu bilme... Yeterli olur diyorsun. Ha evet. Yani peki onu... bu göçü bireysel mi yapıyor? Bunlar tek gidiyorlar. Yani. Sürü halinde değil de bireysel göç yapıyor bunlar. Şimdi salacağım. Uçağı. Şöyle bırakıyoruz şimdi. Yazık, stresi girdi hayvan. Etiketten. Hop uçta gitsin. Onun neydi Sinan abi? 37. 37. Kuşumuz serçeydi. Mesela mandalina. Yok, bu serçe değil. Bu serçe değil. Bu değil ilk kuşumuz. Bu ne? Bu şey, bozukla. Bakın nasıl halka buluyoruz. 71. Halka şu şekilde. Evet. Şurayı böyle tamamlı. Can acımıyor mu? Yok hayır. Gerçek. Üstte numara mı var? Çip değil. Tabii. Çip yok aslında. Bunların üzerindeki yazılar işte hangi ülkede halkalandığına dair bilgi içeriyor. Yani üzerinde işte Türkiye yazıyor. Yazılar var. Bizimkilerin. Yani hangi ülkede halkalandıysa o ülkeye ait işte bilgiler var. Immature. Deniz Bey peki hiç ilginç bir kuşla karşılaştınız mı? Yani bu bölgede olmayan, ya bu kuşun ne işi var dediğiniz bir kuş geldi mi? Evet, zaman zaman olabiliyor. Birkaç yıl önce işte mavi kuyruklu bülbül isimli bir tür gelmişti. Normalde Türkiye'de rastlantısal bir tür. İşte fakat ağlara işte yakalandığında zaten fark ettik. Yani hayvanlar muhtemelen rastlantısal olarak gelebiliyorlar olmaması gereken coğrafyalara ama işte halkalama sayesinde kuşun alandaki varlığından haberdar olabiliyoruz. Ya benim denk geldiğim halkalamada en nadir oydu. Sonrasında tekrar iki kere daha yakalandı kuş. Onun dışında halkalamada gördüğüm en nadir tür buydu şimdilik. İnsan merak şeyde heyecanlanır ya biri Allah Allah kuş nereden gelmiş? Tabii yani kuşu işte gördüğümüzde zaten elde çok buradaki herkesi bir heyecan almıştı. Peki çünkü, nasıl onlar geliyor buraya? Yollarını mı şaşırıyorlar? Ya kötü hava koşullarıyla gelebilir. Mecburen. Evet. Veya işte bazı türler işte bulunması gereken coğrafyanın dışına çıktığında yani göçle veya işte kötü hava koşullarıyla vesaire başka bölgelerde yine popülasyonlarını arttırabiliyorlar. İşte mavi kuyruklu bülbülün Avrupa'dan işte gitgide daha fazla kaydı gelmeye başlıyor mesela. Ya muhtemelen Türkiye'de de daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Muhtemeldir. Peki burada yakaladığınız en büyük kuş ne oldu? En büyük kuş benim denk geldiğim bu ağlarla çünkü çok delice kuşlar. Delice doğan yakaladık ağlarla. Onun dışında
balıkçıl. Ha, balıkçıl var ama onu ağıyla yakalamamış. Balıkçıl parçalar ama bunlar o ağıya. Yok, ağıyla değil. Onun farklı yakalama teknikleri var. Hmm. Yani bizim ağlarla yakaladığımız, benim denk geldiğim en azından, Dilice Doğan'dı. O da 35 santim civarında bir büyüklüğü var yanılmıyorsam. 30 santim civarı, evet. Peki bu deltada kaç çeşit yerli kuş var? Kaç çeşit yerli kuş var onu bilmiyorum sayısını açıkçası. Ama bakmak lazım. Şu an ezberimde değil. Siz hep gönüllü müsünüz burada herkes? Evet. Ama sizin bu bilginiz falan var galiba kuş i̇şte, çeşitlerine. Ya ben halkalamayı yapmak için bir eğitimden geçiyoruz. Bir çeşit sınavlar var bunlarla ilgili ve o sınavı geçip işte yeterli bilgi düzeyine ulaştığımız anlaşıldığı zaman usta çırak şeklinde ilerliyor bu işler. Yani başka bir halkalamacıdan öğreniyoruz biz halkalama yapmayı. Ve hani yeterli bilgi ve deneyim seviyesine geldiğimiz anlaşıldığında, yani kabul edildiğinde bakanlık tarafından veriliyor halkalama lisansı. Siz bu çalışmalar üniversite adına mı yapıyorsunuz, bakanlık adına mı? İkisi birden şu an zaten. Burada bir yerde yazıyor. Ornitoloji Araştırma Merkezi. Evet, yani burası aslında oraya bağlı fakat Tarım Orman Bakanlığı vesaire de dahil bu. Bilgileri onlara veriyorsunuz. O zaman demek ki sizin şeylerin bilgilerinize güveniyorlar. Tabii yani kuş bir süre tanımak falan. Yani halkalama tamam yapmak de. İçin yani bir süre boyunca işte dediğim gibi bir usta çırak ilişkisi oluyor. Ve hani diğer eğitim aldığımız kişiler tarafından zaten işte referans gösterilerek dahil oluyoruz bu işe. Peki üniversiteden gelir kontrol falan yapmıyorlar mı? Yani yoksa gönüllülere mi bırakıyorlar bu işi? Yani kontrol işte bu işin başındaki hocalar ara sıra gelebiliyor. Onlar kalıyor bazen işte. Geçerken uğruyorlar vesaire. Zaten değişebiliyoruz. Yani ben işte 2 ay kalıyorum burada. 2 hafta boyunca işte başka bir hocaya devrediyorum. Gidiyorum, tekrar geliyorum. Kuş fotoğrafçıları çok geliyor mu buraya? Kuş gözlem geliyorlar. Evet. İşte sonbaharda işte Ekim gibi bayağı bir fotoğrafçı ve gözlemci geliyor, oluyor. Çünkü göçmen türlerin ya da daha doğrusu nadir türlerin daha fazla görülmeye başladığı bir dönem. Zaten bir tür görünce hemen haberi yayılıyor. Ardından internet vasıtasıyla herkesin haberi olmuş oluyor ve bayağı bir kişi geliyor. Keyifli bir iş ama ya. Demin pelikan arkadaşla dolaştık. Pelikanlar var. Şeyde gölün içerisinde. Dün gördük galiba değil mi? Dün gördük pelikan. Peki Deniz Bey, teşekkürler. Rica ederim. İzlediğiniz gibi gönüllü arkadaşlarımız gerçekten önemli bir iş yapıyorlar. Buradan kendilerine başarılar diliyoruz. Bu arada tabii bizim bu halkalama işlemini izlememize izin verdikleri için başta Deniz arkadaşımız olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İşlerinde başarılar diliyoruz. Bu arada bir bölümün daha sonuna geliyoruz. 18. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.